Adım Habibe. 27 yaşındayım. Ablamın başına gelen olayları ve bunlardan aldığım dersleri sizinle paylaşacağım. Ablamın adı Berna. Ablam evli, iki çocuk sahibi. Ben evlenmeyi düşünmediğim için bu yaşıma kadar evlenmedim. Ablamın eşi kuyumculuk yapıyor. Hem ailecek zenginler hem de çok şükür maddi açıdan çok iyi durumdalar. Ablamla aynı şehirde yaşamamıza rağmen evlerimiz çok uzak. Bu yüzden haftada bir, bazen ayda bir ya ben ona giderim ya da o bize gelir. Ama her gün telefonla görüşürdük. Bir gün ablam bana hafta sonu kesin gelmem için söz verdirdi. Gel dese gelirim ama özellikle ne işin çıkarsa çıksın gel dedi. Hafta sonu işim çıkmasına rağmen ablamın yanına gittim. Normalde evinde ağırladı ama bir kafeye gidelim orada konuşalım deyince içime kurt düştü. Beraber bir kafeye gidip kahve sipariş edip konuşmaya başladık. Abla, iyi misin? Nereden çıktı bu kafe işi? Bir derdin mi var? Anlatsana dedim. Ablamın gözleri doldu. Eniştemin adı Serhat. Serhat iyi değil. Şu son zamanlarda değişmeye başladı. Onu artık tanıyamıyorum dedi. O esnada sözünü kestim. Ne oldu abla? Aldattı mı yoksa? Bir şey mi var? Anlatsana dedim. Yok, aldatmıyor ama o değişmeye başlayınca birkaç kere takip ettim. Problem olan nokta farklı. Beni ne zaman görse yüzü düşüyor, iğreniyor gibi bakıyor. Yoktan yere kavga etmeye başladık. O, salonda televizyon izlerken, kendi halinde dururken bir çay götüreyim de keyfi yerine gelsin diye çay götürüyorum. Bundan bile kavga çıkarıyor. Yataklarımızı ayırdık. Çocuklar çok korkuyor. Evde huzur kalmadı dedi. Abla, istersen bugün sizde kalayım. Eğer durum çok kötüyse boşan. Böyle ömür geçmez. Çoluk çocuk kavga dövüş içinde büyümesin. Zaten içinde varsa boşanmak ilk konusunu açtığında boşanır dedim. Bir müddet daha konuştuktan sonra ablamın evine geri döndük. Akşama kadar evde beraber evin işlerini yaptık. Yemeği de hazırladık. Kahveleri alıp salonda oturmaya başladık. Kapı çaldı. Eniştemin işten dönüş vaktiydi. Ablam kalktı kapıyı açtı. Daha bismillah. Kapıda kavga çıktı. Eniştem beni görünce direkt odasına gitti. Üstünü değiştirdikten sonra geldi. Şaka yapıp ortamı yumuşatmayı denemek istedim. Bana bile kızdı. Ablamla evlenen adamdan eser kalmamıştı. Gözlerinin altı mor, gözünün feri gitmişti. Yüzü desen sararmıştı. Yemek faslı bitti. Yatma vaktine kadar mutfakta durduk. Ablamla eniştem yatak odasına gitti. Küfür kavga kıyamet, bir şey de diyemedim. Ablamla yatak odasında uyuyana kadar konuştuk. Eniştem de salonda yattı. Ben de ablamla yattım. Resmen bir günde dert anası olmuştum. Bu çocukların hali böyle iyi olmazdı. Ertesi gün ablam ile konuşup çocuklarla beraber kendi evimize döndüm. Zaten o günün akşamında da ablam gözü mor şekilde eve geldi. Babamı zor zapt ettik. Bu iş artık bitmişti. Babam, annem, ben dahil herkes ablamın boşanmasından yanaydı. Ablam her şeyi anlatmamıştı bile. Yoksa babam eniştemi öldürürdü. Bir hafta kadar ablam bizde kaldıktan sonra iki sülale de ablamla eniştemin durumunu öğrendi. Eniştemin annesi ve babası onu ziyaret ettikten sonra direkt bizi aradılar acil gelin diye. Annem hariç çünkü o çocuklara bakmak için evde kaldı. Babam, ablam, ben üçümüz eniştemin evine gittik. Kapıyı açtı ve resmen leş gibi kokuyordu. İçeri girdik ama girmez olaydık. Mutfaktan leş gibi çöp kokusu evin içi de pislik içinde kalmıştı. Salonda oturacak yer yoktu. Çöpleri çekip oturduk. Biraz tantanadan sonra ortam sakinleşti. Serhat eniştemin babasının adı Mehmet. Benim babamın adı Orhan. Mehmet amca söze girdi. Bak Orhan, evin hali, bizim çocuğun hali belli. Bir deri bir kemik kalmış. Görünen köy kılavuz istemez. Çocuklar evlenirken birbirlerine resmen tapıyorlardı. Bu duruma gelmelerinin sebebi büyü. Bir çare bulalım. Yuva yıkması kolay. Zor olan onu ayakta tutmak. Bu yüzden hem gelinimizi hem oğlumuzu bir hocaya götürelim dedi. Şöyle herkes birbirine baktı. Babam, Mehmet, bak senin oğlanı severim sayarım ama benim kızı dövmüş. Her gün huzursuzluk çekmişler. Böyle şeylere pek inanmam ama dediğin gibi yapalım. Baktın işin aslı farklıysa direkt boşanırlar.
ben kızımı sokakta bulmadım dedi babam. Onlar konuşurken eniştem sürekli bir noktaya bakıyordu. O kadar uzun süre odaklanıyordu ki ağzından salyası akıyordu. Annesi ağlaya ağlaya yüzünü gözünü siliyordu. Evin kapısını kilitledik. Öylece bırakıp dağıldık. Ertesi gün sabah bizi evimizden aldılar. Köylerinde yaşayan, namı çevresince yayılmış bir hocanın yanına götürdüler. Hocanın evi iki katlı güzel bir evdi. Bahçesi geniş ve çimlendirilmişti. Köyde böyle bir şeyi beklemiyorduk. Neyse uzatmayayım. Eve girdik. Eniştem eve girince düzelir gibi oldu. Neredeyim ben? Burası neresi gibi? Sayıklamaya başladı. Kolundan tutup zorla odaya götürdük. Hoca çoktan hazırlıklıymış. Odanın içinde iki tane leğen içi su dolu şekilde duruyordu. Birine ablam, diğerine eniştem geçti. Hoca dua okumaya başladı. Gözlerimin önünde eniştemin içinde bulunduğu leğen kaynamaya başladı. Ablamınki duruyordu öylece. Biraz zaman geçince leğen yamulup bükülmeye başladı. Su gerçekten kaynıyordu. Eniştem başı öne eğik şekilde transa girmişti. Böyle bir ana şahit olmasam inanamazdım. Hoca derin bir kazan getirdi. İçine biraz ot atıp su doldurdu. Eniştemi o kazana soktu. Saçma geliyordu ama o leğen olayında gördüklerimiz bizi ikna etmişti. Eniştemin annesini odadan çıkarttılar müdahale etmesin diye. Sonra tekrar dua etmeye başladı. Su kaynıyordu hoca okudukça. En sonunda odanın köşesinde duran uzun ince bir odunu alıp önce yavaş yavaş sonra hızlı hızlı enişteme vurmaya başladı. Eniştem ilk başlarda tepki vermiyordu. Başı öne eğik şekilde bekliyordu. Hoca sürekli kimsin, kabilen ne deyip duruyordu. Vurma şiddeti artmaya başlayınca eniştemin yüzünde mimikler belirmeye başladı. Acı çektiği belliydi. Hoca eniştemin önüne geçip tam karşısından kafasına sopayla okuya okuya vurmaya başladı. Eniştem gırtlaktan bir sesle ''Benim suçum yok, bu bedene zorla gönderildim.'' dedi. O esnada korkudan mı yoksa cin yüzünden mi bilmiyorum bayıldım. Benimle beraber ablam da bayılmış. Ayıldığımızda eniştem hocaya yalvarıyordu. Ne olur beni öldürme diye. Hoca da o zaman bedeni terk et diyordu. Cin, sen öldürmeden kabilem öldürür dedi. Hoca, o zaman benim himayeme gir dedi. Eniştemi sudan çıkarıp önüne leğen koydu. Eniştem bir kusmaya başladı. O zayıf adamın midesinden o kadar malzeme çıkamazdı. Artık kan mı, başka bir şey mi bilmiyorum midesinden akanın ne olduğunu. Simsiyah kusmaya başladı. Düğümlü kemikler, muskalar, envai çeşit eşyalar, bunları nasıl bir insan yutabilirdi? Eniştemin kusması bitince sağına doğru bayılıp düştü. Oradan hastaneye kaldırdık. Bizimkiler orada kalırken hoca, babam ve eniştemin annesi, ben, ablamların yaşadığı eve döndük. Hoca, ablamların evinden 8 tane muska, birbirine bağlanmış kemikler, zemine kazınmış şekiller buldu. Onları alıp evden gitti. Biz de evi temizledik saatlerce. Tabi temizlik yaparken konuşuyorduk. Ablamların burada yaşamamaları gerektiğini düşünüyorduk. Neyse, ablamla eniştem tekrar eskisi gibi yaşamaya başladılar. Evlerini satıp yeni bir eve geçtiler. 2-3 ay böyle iyiyken bu sefer hem ablam hem eniştem kötü olmaya başlamış. Ablam telefonlara çıkmıyordu. İrtibatımız aniden koptu resmen. Herkes anladı durumu. Yine büyü yapıldı da bunlar kendilerinde değil. Çocukları anneme verip tekrar aynı hocanın evine gittik. Ama bu sefer hoca yardım etmeyeceğini söyledi. Olay kendisini aşıyormuş. Kendisinin çekindiği bir şey vardı ama bize söylemedi. Zaten ablamla eniştemi gördüğümüzde hoca onları evine sokmadı. Bu sefer daha büyük bir belada olduğumuz belliydi. Ablam da eniştem de yarı ayık, yarı kendinden geçmiş gibiydiler. Ne söylesek cevap alamıyorduk. Annem ve babam benim uzak durmamı istediler. Anlıyorum onların ne düşündüğünü ama sonuçta o benim ablamdı. Üstelik iki çocuk annesiydi. Eğer birinin başına bir iş gelecekse bana gelsin. Ablamın bakması, sahip çıkması gereken iki çocuğu vardı. Yani benim düşüncem buydu. Çevremizdeki eşten dosttan bu işi yapan insanları bulduk ama hepsi bizi geri çevirdi. Sonunda öğrendik sebebini de.
adını anmak istemediğim çok güçlü bir kabileyle anlaşma yapılmış. Bu büyüyü yapan kimse çok bedel ödemiş olmalıydı. Biz tanıdık çevreden çözüm bulamayınca internetten medyum, metafizik uzmanıyım diye iş yapan insanlara ulaştık. Hepsi aynı ezber cümleyi söylüyordu. Bu çiftte büyü var. Bunu söylemek için uzman olmaya gerek yok. Halleri, tavırlarından belli oluyordu. Direkt konuya geçtim ama biz ablamların evinde kalmaya başladık. Ablam da eniştem de gece kendi kendine konuşur vaziyette buluyorduk. Sürekli eniştem ile ablamı aynı odada tutmak mümkün değildi. Birbirlerine saldırıyorlardı. Üzülüyordum ama üzülmek çare değildi. Şimdi işin en kötü yanına geçeceğim. Biz metafizik uzmanı birisiyle görüşmeye başladık. Çözeriz ama bu süreç sancılı, uzun ve zahmetli geçer dedi. Bizimkiler iyi olsunlar da gerisi önemli değil diye adama ipin ucunu verdiler. Daha gider gitmez adam seceremizi çıkarmaya başladı. Ne iş yaparlar, nasıl geçinirler? Siz ne iş yaparsınız, nasıl geçinirsiniz diye iki tarafı da didik didik etti. Onun gözünde biz müşteriydik. Orası çok açık şekilde gözüküyordu. Hayal edin, doktor sizi hasta yerine müşteri olarak görüyor. Neler yapar, ne imkanları var, sınırsız yetkiyle karşınızda duruyor. Uzatmadan devam edeyim. Bilgileri aldıktan sonra bize bir saat konuştu. O kadar korkutucu konuşuyordu ki, hipnoz olmuş şekilde bu hocayı kendimize kurtarıcı olarak görmeye başladık. Murat Hoca ablamla eniştemi karşısına aldı. Yan odadan eşi mi yardımcısı mı belli olmayan bir kadına çarşaf getirmesini istedi. Çok uzun bir çarşaf getirdi. Herkese bir köşesinden tutturup eniştem ve ablamın üzerine örttürdü. 5 dakika kadar dua edip kendi de çarşafın altına girdi. Çok acayip bir dille onlara seslenmeye başladı. Sonradan bunun cin dili olduğunu söyledi. Yaklaşık 5 dakika kadar durduktan sonra altından çıktı. Elinde 2 tane muskayla, muskaların ucu yanmıştı. Bize bunları gösterip işimiz vahim, kızımıza ölüm, oğlumuza ayrılması için büyü yapılmış dedi. Bizim yüreğimiz düştü tabii ki de. Herkes yalvar yakar, hocaya kurtar diye yalvardık. Şöyle bir durdu, sakalını sıvazladı. Tamam ama bu iş maliyetli olacak. Birçok yerden malzeme almam lazım. Bazıları Türkiye'de bile yok dedi. Eniştemin babası ne lazımsa yapın, para mühim değil dedi. İşte bizim dolandırılma sürecimiz böyle başladı. Tabii biz bunu o günlerde gerçekten yardım olarak görüyoruz. Ablamla eniştem çarşafın altından çıktıklarında kendine gelmişti. Hoca uzun sürmez ama şimdilik iyi olacaklar diye bizi gönderdi. 3 gün boyunca ablam da eniştem de gayet iyi halde durdular ama bir sabah öyle bir hale girdiler ki senelerdir aynı evde yaşadığım ablamı tanıyamaz hale geldim. Apar topar Murat Hoca'nın yanına gittik. Okudu üfledi, 3000 liramızı aldı ve gönderdi. Ablamla eniştem yine düzeldi. Tabii eniştemin dükkanda problem olmaya başladı bize. Ne var ne yok sattı babası. Bu kadar derdin içinde eniştemin dükkanda çalışan kız intihar edip ölmüş. Biz bir de onun kahrını çekmeye başladık. İşsiz kalınca intihar etti gibisine. Ablamla eniştem iyice insanlıktan çıkmaya başladı. Çocuklarını yanlarına götüremez hale geldik. Murat Hoca ilaçmış gibi ne zaman kötü olsalar ona götürdük. Parayı alıp iyi edip gönderiyor. Biz artık sürekli bu işin sonu yok mu diye isyan edince baktı biz ayıkmaya başladık durumu. Son kozunu sürdü. Artık tedaviyi bitireceğiz. Musallat kalkacak ama biraz pahalı olacak dedi. Bizden o zaman 200 bin lira para istedi. Evde bunun kavgasını yaparken bizimkiler tekrar kötüleşince mecburen parayı verelim dedik. Beraber tuttuk hocanın yolunu. Eniştemin babası, hoca bak parayı vereceğiz ama çocuklar iyi olmazsa işin sonu kötü biter dedi. Hoca merak etmeyin dedi. Parayı havale edelim dedik ama hoca ille de parayı elden istedi. Sonradan anladık ve öğrendik neden elden istediğini. Nedeni paranın kaydı kuydu olmasın. Biz ona hiçbir şey vermemiş gibi gözükecektik hukuki olarak. Bir alacağımız olmayacaktı. Neyse konuya geçeyim. Ablamla enişteme seans yaptı. Eline bir defter, bir kalem alıp onları konuşturdu.
Ablam da eniştem de anladığımız bir dilde konuşmuyordu. Hoca babamla eniştemin babasını aldığı evden gitti. Döndüklerinde ellerinde muskalar, büyü olduğu belli olan onlarca materyal vardı. Buldukları şeylerin üzeri hep topraklıydı. Düğümlü ipler, iğnelenmiş bebekler, yumurtalar, taşa sarılmış kağıtlar, aklınıza ne gelirse her şeyden vardı. Bunları tek tek okuyup üfleyip kesti. Yanması gerekenleri yaktı. Tabii yakarken ablam da eniştem de kendini duvardan duvara vuruyordu. Hocanın işi bitince ikisi de düzeldi. Ama bunlar eskiden tanıdığımız iki insan değildi. Kişilikleri alınmış, iki tane beden gibiydiler. Bir hafta kadar evde ikisine de baktık ama artık kendilerine bakacak gibi olmadıkları için ne yapacağımızı bulamadık. Hala çocuklara annem bakıyordu. Çok geçmeden ilk gittiğimiz hoca evimize geldi. Yanında birisi daha vardı. Eve dua ederek girdiler. Telefonla herkese haber verdim. Evde toplandık. Hocalar okuyordu. Evdeki herkes daralıyordu. Okumaları bittiğinde hocamız durumu anlattı. Ben onlardan çekindim, korktum ama siz daha beterine bulaşmışsınız. Allah'ın izni ve verdiği güçle bugün bu işi çözeceğiz dedi. Gece boyunca birisi okudu, diğeri cevşen yazdı. Evi didik didik aradılar. Tekrar muskalar çıktı. Sabaha kadar bu işlem devam etti. Sabah ablamın da eniştemin de yüzüne kan geldi. Ablamla eniştem, hocam Allah senden razı olsun, bizi o karanlıktan kurtardın dediler. Sonra işin aslını hoca anlattı. Meğersem o gittiğimiz Murat Hoca gerçekten işinin ehli birisiymiş ama bu işi tedavi için değil, para için yapıyormuş. Bizden koparabildiği kadar parayı koparmış. Sonra biraz daha koparmak için musallat olan kabilenin anlaşmasını bozmuş, onları def etmiş. Büyü yapan da eniştemin çalıştırdığı bayan elemanıymış. Büyü bu şekilde bozulunca hem büyüyü yapan hem de kız intihar etmiş. Hoca son olarak da bizimkilere kendi cinlerinden iki tane cin görevlendirmiş. Zamanı gelince tekrar eskisi gibi kötü olacakmış ablam da eniştem de. Mevzu buymuş. Hoca bir kuruş almadan iki kere bizi tedavi etti. Allah razı olsun. Ablamla eniştem çocukları için şehir değiştirip köye yerleştiler. Şu an mutlular. Bizimkiler öfkeyle Murat Hoca'nın evini basmaya gittiler ama evde değildi. Numarası falan da değişmiş. Onu bulamadık. Şimdi artık kötü şeyler yaşamıyoruz. Hayatımız da devam ediyor. Bu olaylardan çok etkilendim. Ama zamanla yavaş yavaş geçiyor. Hepiniz Allah'a emanet olun. Bu hikayenin de sonuna geldik. Sizlerin de buna benzer hikayeleriniz varsa sosyal medya hesaplarım üzerinden bana ulaştırabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videolarımı paylaşarak daha fazla insanın hikayesine ulaşmamı sağlayabilirsiniz. Hoşça kalın.